Bismillahirrahmanirrahim Kalplerin Keşfi kitabından 22. bölüm zina. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlar ki edep yerlerini yani namuslarını korurlar. Müminin suresi 5. ayet. Yani fuhuş ve helal olmayan ilişkiden korunurlar. Diğer ayette zinanın açığına da ve gizisine de yaklaşmayın. Enam suresi 151. ayet. Burada açık fuhuş zina, gizli saklı zina ise öpme, dokunma ve bakışmadır. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Eller de, ayaklar da, gözler de zina eder. Yüce Allah şöyle buyurur. Mümin erkeklere de ki gözlerini haramdan saklasınlar. Namuslarını korusunlar. Bu kendileri için en temiz yoldur. Nur suresi 30. ayet. Görüldüğü üzere yukarıdaki ayette yüce Allah gerek erkeklere, gerekse kadınlara harama bakmadan ırzı sakınmayı ve korumayı emretmiştir. Yüce Allah birçok ayette zinayı haram kılmıştır. Şöyle buyurur. Zina işleyen ağır azaba çarptırılır. Onun cezası cehennemdir. Yani cehennemdeki bir vadiye atılmaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zinadan sakınınız. Çünkü onun üçü dünyada, üçü ahirette olmak üzere altı cezası vardır. Dünyadakiler geçim darlığı, ömrü kısaltması, bereketi azaltması ve sahibinin yüzünü karartmasıdır. Zinanın ahiretteki cezası ise Allah Teala'nın gazabına sebep olması, ağır bir hesaba sebep olması ve cehenneme girmeye yol açmasıdır. Rivayete göre Musa Aleyhisselam Allah'a "Ya Rabbi, zina edenin cezası nedir?" diye sormuş ve Allah "Onun cezası yüksek bir dağın, at yüksek bir dağın üzerine atılsa dağı kül edecek olan ateşten bir zırh giydiririm." buyurmuştur. Rivayete göre kötü yola düşen kötü yola düşen bir kadın şeytan katından bin günahkar erkekten daha sevimlidir. Mesabi isimli eserde nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul zina ettiğinde imanı kalbinden akarak gölge gibi başının üzerine asılı kalır. Zina etmeyi bitirdiğinde kulun imanı yine geri döner. Kitab-ı İkna'da zikredildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında bir erkeğin nikah olmayan bir kadının rahmine akıttığı meniden daha büyük günah yoktur. Ravnakül Kül Tevasir'de zikredildiğine göre Kelbi radıyallahu an şöyle demiştir. Lut kavminin yapmış olduğu erkek erke ilişkiyi onlara ilk öğreten şeytandır. Şeytan onlara parlak yüzlü bir oğlan şeklinde görünerek erkeklerin kendisiyle cinsi münasebette bulunmasını istedi. Bu kışkırtma üzerine bazı erkekler onunla zina etti. Böylece erkek ilişkisi Çirkin bir alışkanlık haline geldi. Her yabancı erkekle zina etmek istediler. Bunun üzerine Yüce Allah onları bu kötü alışkanlıktan vazgeçirmeye ve putlara tapmaktan vazgeçmeleri için Hazreti Lut'u gönderdi. Hazreti Lut aleyhisselam onları bu zinadan men etti ve onları bir olan Allah'a ibadet etmeye çağırdı. Yaptıkları kötü işte ısrarlı olurlarsa Allah'ın azabının ineceğini bildirdi. Onlar Kur'an ifadesiyle eğer doğru söylüyorsan bize Allah'ın azabını getir dediler. Lüt aleyhisselam Allah'a dua ederek kendisine bu sapıklara karşı yardım edilmesi için dua etti. Ey Rabbim bu bozguncular karşısında bana yardım et. Bunun üzerine Allah gökyüzüne o sapıkların üzerine taş yağdırılmasını emretti. Her taşın üzerinde kimin üzerine düşeceği yazılıydı. Ayette yağan taşlardan bahsedilirken Rabbinin katında nişanlı deyiminin kullanılması bu gerçeğin delilidir. Yani yağan taşların her biri üzerinde Allah'ın ezeli hükümlerinde birer damga ve nişan vardı. Anlatıldığına göre Hz. Lut'un kavminden olan bir tüccar o sırada Mekke'de alışverişle meşguldü. Bu sırada gökten inen bir taş ona harem-i şerefte çarpmak üzereyken oraya giren melekler taşa geldiğin yere dön. Adam şu anda Allah'ın himayesinde bulunuyor dediler. Bunun üzerine çıkan taş Harem-i Şerif'in dışında 40 gün yerle gök arasında boşlukta kaldı. Adam alışverişini bitirip haremden çıkar çıkmaz onu yok etti. Hazreti Lut kavminin afete uğramak üzere olduğunu görünce kendisine inanan kimseleri toplayıp şehir dışına çıktı. Kendisine inanmayan karısını da aldı. Peşinden gelenlere dönüp bakmamalarını tembihledi. Bundan yalnızca karısı müstesnaydı. Bu kadın şehrin afete uğrayacağını anlayınca vah kavmim diyerek geriye baktı. Bu sırada başına inen bir taş onu öldürdü. Mücahit şöyle demiştir. Cebrail aleyhisselam bu sapıkların beldesine indi. Beldenin yerle irtibatını keserek araya kanadını soktu. Kanadı üzerinde beldeyi ve üzerinde yaşayanları havalandırdı. Gökyüzüne kaldırdı. Öyle ki gök halkı beldedeki horozların ötüşünü, köpek sesini duydular. Sonra bu beldeyi alt üst ederek bıraktı. İlk düşen evlerin çatıları oldu arkasından her şey yerle bir olacak. Onların başına gelen hiçbir kavmin başına gelmemiştir. Allah onların gözlerini kör etti. Sonra da yurtlarını alt üst etti. Burada en büyük Sodom olmak üzere beş şehir vardı. Kur'an-ı Kerim'de Bera'a suresinde bahis mevzu edilen mutefetikat, mutefikat yani afete uğramış yerler bunlardır. O dönemde bu beldelerde 4 milyon insanın yaşadığı söylenmektedir.